Hocalara geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Biyoloji dersinde konularımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ne göreceğiz hocam şimdi? Eşeğsiz üremenin son başlığı partenogenez ile üreme. Önce bir tanım yapacağız. Partenogenez nedir? Kimlerde görülür? Çeşitleri nelerdir? Bunları konuşacağız. En sonunda ise en sevdiğimiz canlı gruplarından bahsedeceğiz. Yani arılarda partenogenez olayı. Döllenmemiş bir yumurta hücresinin yeni bireyi oluşturmasına biz partenogenez diyoruz. Partenogenez ile üreme bir eşeğsiz üreme başlığı mı? Evet. Evet aslında. Peki normalde eşeğsiz üreme dediğimizde hatırlıyor musunuz Vural hocam? Demiştim ki gamet yok burada. Evet. Yumurta ve sperm kavramı kullanmıyoruz. Doğrudan bir işte döllenme durumu söz konusu değil vesaire demiştik. Burada istisna bir başlık olduğundan dolayı zaten diğerlerinden biraz ayırdık. Bir yumurta hücrem var. Yumurta hücrem döllenebilme kapasitesine sahip ama henüz döllenmemiş. O zaman kaç kromozomlu? En kromozomlu. Peki en kromozomlu olan bir yumurta hücresi döllenmeden yeni bir bireyi meydana getirebiliyorsa o oluşan birey artık kaç kromozomlu? Gene en. Arada geçirdiğim bölünme tipi hangisi? Mitoz. Peki varyasyon var mı bu olayda? Mitoz olduğu için olmaz. Yok. Peki o yumurtanın oluşumu esnasında eğer bir mayoz durumu söz konusuysa? O zaman varyasyon olmaz. Olabilir. Kimlerde görülür? Bal arılarında. Ben anlattım. Spirelerinde. hocam aylardır dinliyorsunuz. Karıncalarda. Neyse öğrenebildiğimizi gösteren evet. Bir ispat. Yaprak bitlerinde, kelebeklerde partenogenez görülebiliyor. Omurgalılarda ise çok nadir bazı balıklarda kurbağa örneğimiz var. Bu enteresan bir kurbağa. Kamçı kuyruklu kurbağa diyoruz. Hı-hı. Kendi kendini döllüyor. Kendi üretmiş olduğu hücreler kaynaşıyor. Sperm üretmiyor ama hı-hı, yumurta hücresiyle başka bir hücre kaynaşıyor ve sanki zigotmuş gibi görev alıyor. En çok karıştırılan şu oluyor. Hocam hani ata birey bir ya o zaman eşeğsiz üreme evet. Ama nihayetinde ürettiği iki hücrenin genetik özelliği birbirine tıpatıp aynısı değil. Aslında günümüz teknolojisinde de benzer bir örnek var. Şu anda kadınların kemik iliğinden aldıkları bir hücreyi laboratuvar ortamlarında bir farklı forma geçirip spermmiş gibi görev yaptırabiliyorlar. Ve kişi, evet hocam duymadık mı? Kişi kendi yumurta hücresiyle kendi sperm hücresini laboratuvar ortamında dölleyebiliyor ve tekrar ana rahmine aktarılıp hani genetik değişiklik oluyor değil mi? Mutlak olur işte asıl vurgu yapmak istediğim şey o. Mutlak olur çünkü şöyle biz yumurtayı mayoz bölünmeyle üretiyoruz. Ama o vücut hücresini mitozla ürettik ya haliyle oradaki o yapısal form değişikliği mutlaka olur. Tek dezavantaj bu muhteşem bir olgu. Evet artık işte insanlar için söylüyorum neslin devamlılığı için evet bir erkek bireye doğrudan gerek olmayabilir. Ama artık yeni dünyaya gelecek tüm çocuklarda cinsiyet olarak kız. Çünkü X kromozomlarından. Amazonlar. Evet. Yani yakında kadınlar dünyayı ele geçirecek gibi bir şey. Omurgalılarda, balıklarda, kurbağalarda, sürüngen ve bazı kuş türlerinde görülür dedik. Niye kız? XXXX oluyor değil mi? Tabii kendi kemik iliğimden alıyorum, kemik hücremden alıyorum ya. Oradan da X geldi. Partenogenez doğal veya yapay partenogenez, deneysel partenogenez diye iki grupta inceleniyor. Çok çok eski bir kitaptan beni takip ediyorsanız orada 3 başlık göreceksiniz. Ama güncel bilgilerde 2 tane olduğu söyleniyor. Doğal partenogenez şu. Doğal ortamlarda canlının hayat süreci içinde gerçekleşen partenogenezdir. Kendiliğinden oluyor bu. Bal arılarına örnek vereceğiz ileride. Deneysel partenogenez ise adı üzerinde. Nerede yapıyorum ben bu olayı? Laboratuvarda. Deneysel uygulamalar yapacağım ve bu şekilde bir üretim durumu söz konusu yapacağım. Bir tane mesela yumurta hücresi. Döllenmemiş bir yumurta hücresi. Bu yumurta hücresinin üzerine fırçaladığımda yumurta hücresi sanki döllenmiş gibi davranıyor. Ve arka arkaya mitoz bölünmeler geçirerek o ipek böceğinin aynısını üretiyor. Aynen. Ya da işte bir yumurta hücresi var. Laboratuvar şartlarının tamamını sağlıyorum ben. Uygun pH, uygun hormon, uygun besini koyuyorum. Ve toplu iğnenin ucuyla buna dokunuyorum sadece. Sadece dokunuyorum. Yumurta o dışarıdan gelen uyaranı sanki bir döllenme eylemiymiş gibi algılayıp arka arkaya mitoz bölünmeler geçirebiliyor. Psikolojik davranıyor. Evet. Şimdi bal aralarında partenogenez nasıl gerçekleşir bunu konuşacağız ki zaten soruların en çok geldiği kısım burası olacak. Önce bir bal aralarını tanıyalım. Bir kovanın içerisinde kaç farklı arı var? 3. 3. Cinsiyet olarak 2 ama yapısal olarak 3. İşçi arı var. Hı hı. Kraliçe arı. Hı hı. Erkek arı var. Evet. Şu kraliçe arı. Hı hı. Şu işçi arı. Hı hı. Şu da erkek arı. Evet. Kraliçe arı diğer iki arıdan yapısal olarak hem daha iri
hem de daha koyu renkli. Hı hı. Ve bir kovanın içerisinde yalnızca bir tane kraliçe arı vardır. Kraliçe arının temel görevi üremenin tamamını kontrol etmektir. Hı hı. Tek başına free takılıyor. Tabii ki döllenme eylemleri gerçekleşiyor ama ne kadar üreyecek, hangi dönemde oğul verme derler onların o yavru formlarının oluşmasına. Oğul verilecek, kim, nereye, ne iş yapmak için ayrılacak, bu görev tanımlarının tamamını o kontrol ediyor. Hatta öyle ki kendisinden sonra yerine kim geçecek onu bile kendisi tayin ediyor. Ta beslenme döneminde karar veriyor buna yavruyu dünyaya getirirken. Ve işçi arılara baktığımızda, dişi işçi arılara baktığımızda üremeyle ilgili hiçbir formları yok, hiçbir görevleri yok. Çünkü tamamen kısırlar. Hı hı. Ne işe yarıyorlar? İşçi adı üzerinde çalışıyorlar. Bal yapan arılarımız. Erkek arı ne yapıyor? Kovanın güvenliği, kovanın temizliği ve beslenmeyle ilgili yer tayinlerini sağlıyor. Eşek arıları dediğimiz onlar değil, değil yok, mi? Yok, onlar bunlar onlar değil. Ayrı. Eşek arısı kovanı karıştıran arı. Tamam. Onlar farklı. Bal tamam. yapan arılar değil. Ve hayat formlarına baktığımızda aslında davranış açısından en ciddi hiyerarşik sıralamanın, en ciddi yönetim biçiminin, en güzel aile örneğinin görüldüğü yerlerdir arı kovanları. Evet, çok farklı. Çünkü onlardan öğreneceğimiz ciddi anlamda farklı şeyler var. Yine biz sohbet esnasında konuştuk ama örneklendirmesini yapalım. Özellikle yer yön noktasında davranışsal açıdan hayvanların kendi arasında ciddi bir iletişimin olduğunu biliyoruz. Mesela kurbağalar ne yapıyor? Öterek çiftleşme dönemlerini belirtiyor. Bazı hayvanlar kur yapıyor. Arılarda ise dans dediğimiz bazı eylemler var. Bunlardan birisi dairesel dans, diğeri ise salınım hareketi. Yani bir grup arı diyorlar ki biz besin yeri tayin etmeye gidiyoruz. Siz burada bal yapıverin. Biz bir gidip gelelim diyorlar. Gidiyorlar, anladım. Besini buluyorlar mesela. Gidip hemen çiçeğe saldırıp gelmiyorlar. Besini buldular. Gelip arkadaşlarına orada besinin olduğunu söyleyecekler ya. Bunu söylerken dairesel hareketlerle güneydoğu, kuzeybatı diye yön gösteriyorlar. O dairesel hareketleri bir anlam taşıyor. Bunu yaparken bir grup arı da şu şekilde salınıyor. Bu salınımın yatay eksende bir açısal değeri var. Ve bu açısal değerle de diyor ki kuzey batı yönünde şu açıyla gideceksin. Vay be. Adam konum atıyor. Net. Lokasyon. Evet. Ve onların bu davranış bilimleri incelendiğinde tam anlamıyla gerçekten ciddi bir uyum içerisinde çalıştıklarını ve yaşadıklarını görebiliyoruz. Erkek arımız N kromozomlu, haploid kromozomlu, hatta N eşittir 16 kromozomlu. Çok enteresan. Dişi arılar 2N eşittir 32 kromozomlu. Halbuki biz derslerimizden birinde şunu mutlaka söylemişizdir. Bir türün kromozom sayısı sabittir. Ama arılara da söylüyoruz hep. Evet, arılar da istisna bizim için. Erkek arıların haploid kromozomu olduğu için sperm de N kromozomlu. O zaman haploid kromozomlu bir canlı sperm üretirken hangi bölünmeyi geçirecek? Mitoz. Mecbur. Bütün spermlerin genetik özellikleri birbiriyle tıpatıp aynı olmak zorundadır diyeceğiz. Kraliçe arıya bakalım. 2N kromozomlu yumurta ana hücreleri var bunun. Eğer ana hücreden bahsediyorsak mutlaka 2N kromozomlu olduğunu bilmek zorundayım. Hı hı. Yumurta üretecekse eğer kraliçe arı hangi bölünmeyi geçirecek? Mayoz geçirecek ve N kromozomlu yumurtalar oluşacak. Yani kraliçe arılar bizim için üretken. Dikkat edeceğimiz husus mayoz olduğundan dolayı her bir yumurta hücresinin kromozomal yapısı birbirinden farklı. İşçi arı diploid kromozomlu, dişi ama kısır. Yani doğrudan yumurta hücresi üretmiyor. Şu görsel bizim klasik soru kalıbımızdır. Kraliçe arım var ve erkek arım var. Kovanın içinden bahsediyoruz. Üremeyle birey sayımızı arttıracağız. Kraliçe arım 2N kromozomluydu. Yumurta hücresi üreteceğini düşündüğümde ne geçirmesi gerektiğini söyledik? Mayoz. Mayoz sonucu oluşan N kromozomlu yumurta hücreleri eğer herhangi bir döllenme eylemi gerçekleşmeksizin yeni bir bireyi oluşturabiliyorsa biz bu olaya partenogenez diyoruz ve kraliçe arının yumurta hücrelerinden erkek arıları partenogenez sonucu üretiyoruz. Yani ben birazdan bir sürü bir şey anlatacağım ama bu anlattığım bir sürü şeyin içerisinden sadece şu kısım bizim için ne olacak? Partenogenez olacak. Devamı arılarda eşeyli üreme konusuna girmiş olacak arkadaşlar. O zaman
Genel sorulu kalıplarına bakalım. Erkek arıların genetik özellikleri birbiriyle tıpatıp aynı değildir diyeceğiz. Neden? En yumurtadan sonra mitoz bölünmeye başlıyorlar. Evet ama bu enden oldu. Bu doğru. Bir sürü mayoz bölünür. Başka en, başka en. Tabii tamam, olacak. Doğru. O yüzden erkek arıların genetik özellikleri birbirinden farklıdır diyeceğim. Erkek arı ben kromozomlu. Sperm üreteceğim, mitoz geçirdim. Erkek arıların ürettiği tüm spermler genetik olarak birbirinin tıpatıp aynısı. Hı hı. En kromozomlu sperm hücresiyle en kromozomlu yumurta hücresini bir araya getirdiğimde olayın adına ne dedim? Döllenme. En buradan geldi, en de buradan geldi. Yeni bir hücre meydana getirmiş oldum. Bu yeni oluşan hücrem iki en kromozomlu ve artık ben buna ne diyorum? Zigot diyorum. Hı hı. Zigotu oluşturdum. Zigotu oluşturduktan sonra ürettiğim bu zigotu, meydana getirdiğim bu zigotu eğer polen ile beslersem işçi arılar oluşuyor. Arı sütüyle beslersem kraliçe arılar oluşuyor. Nihayetinde ikisi de dişi arı mı? Evet. Evet. Sadece işçi arı kısır, kraliçe arı ise doğurgan. Peki buna kim karar veriyor? Kraliçe. Bir tane arıyı sadece kendi sütüyle beslerken diğerlerini polenle besliyor. Ha o zaman diyorum çevresel etkenler, beslenme gibi çevresel etkenler bir canlıyı kısır yaparken diğerini kraliçe yapıyor. Hı. Arada ciddi bir uçurum var. Doğal olarak çevresel etkenler genler üzerinde bir işleyiş değişikliğine neden olursa bu olaya da bir isim veriyoruz aslında. Ne diyoruz Vural Hocam? Modifikasyon mutasyon mu? Mutasyon olmaz mı? Modifikasyon doğru. Hı-hı. Ben şeyi soracağım. Burada genleri de ciddi tamam görüntüler genleri vesaire değişiyor. Ha tabii bu kısır oluyor, bu kısır olmuyor evet, mesela. Evet ve yapısal olarak da öyle aslında. Evet. Mesela görev dağılımı olarak da öyle. Bu nereden biliyor kraliçelik yapacağını? Evet. Tamamen genlerin verdiği o içgüdüsel davranış ve hatta şöyle kraliçe arı bu eylemi gerçekleştirirken hani döllenme sırasında şunu dahi seçtiği söyleniyor. En kaliteli yumurta hücresiyle en kaliteli sperm hücresini evet. Bekletebiliyor. Spermlerin bir ömrü var nihayetinde. Döllenme öncesinde bekletebiliyor onu. Veya kendi hastalandığında, yaşlılık dönemi yaklaştığında tam anlamıyla aslında diyor ki bu olacak kraliçe arı. Seçtikten sonra zaten onu kendi sütüyle besliyor. Peki merak ediyorum. Bir sürü işçi arı vardır hı-hı kovanda. Sadece bir tane kraliçe oluşacak. Peki hı-hı erkek arıların sayısının böyle bir şeyi yok, var mı? Yok çok sayıda. Yok. Çok sayıda aynen şey gibi olabilir. Zaten şöyle kovanın içerisine biz götürsek dışarıdan bir kraliçe arı bıraksak içeride kıyamet kopar. Evet çatışma çıkıyor. Ya bir grup arı bir kraliçe arının peşine takılıp kovanı terk edecek ya da arılar birbiriyle çarpışacaklar. Arılar birbirini kırıyor. Taraf tutma da mı oluyor? Tabii, mesela yeni gelen oluyor kraliçeyi benimseyen arılar olabiliyor. Evet olabiliyor. Ay, yani biz babamın arıcılık yaptığı böyle aşırı derecede heveslendiği annemin deyimiyle her şeye heveslenen bir adama arıcılık yaptığı bir dönem vardı. Kılıç arısı denilen bir tür varmış. Biz bilmiyoruz. Babam arkadaşından bizim kraliçe arımız ölmüş. Demek ki içgüdüsel olarak öleceğini bilememiş. Artık nasıl bir şeyse soğuktan mı öldü ne yapmışsa. Yerine birini koyamamış. Belki de yerine koyduğu da öldü. Onu da bilmiyoruz. İçeride kraliçe arının olmadığını söylemiş. Dediler bize. Yani bakan birisi, bu işi çok iyi anlayan birisi. Babam da bir yerden temin etti bir arkadaşına. Kraliçe arı getirdi ve baktık hatta böyle o koyu rengini falan gördük. Kibrit kutusunun içinde getirmişti. İçine bıraktık. Sonra bir gün sonra sabah kalktığında bir grup arı tamamen ölmüştü. Yanlış bir cinste kraliçe arı bırakmışız. Hmm. Yani o bal arılarının da birbirinden farklı türleri var aslında. Yani bunun eğitimi var hocam zaten. Bunu arıcılık yapmak istiyorsan. Yani. Evet. Bunun eğitimi var almak lazım. Bazı canlılarda kopan vücut kısımlarının kendini tamamlayarak yeni bireylerin oluşmasına rejenerasyon demişiz. Tamam. Soru bu. Ha, pardon ben soru şaşırdım bir anda. Ne yaptık? Geriye mi sardık falan kaseti dedik. Biz arılardan bahsediyorduk. Buna göre hangisi doğrudur demiş. Rejenerasyonda mitoz bölünme ve farklılaşma görülür. Hayır. Mitoz bölümü görülür ama farklılaşma da görülür. Farklılaşma da görülür. Doğru. Hep buraya düşüyoruz ya dikkat etmek lazım. Bu arada şöyle biz partenogenezi işledik ama mitozun sonu o yüzden böyle farklı karma sorular var karşımızda. Sistem düzeyinde gerçekleştiğinde diyor eşeysiz üremeye neden olur. Yani devasal doğru bir olay. Hı-hı. Canların gelişmişlik düzeyi ile rejenerasyon yeteneği arasında doğru orantı vardır. Ters orantı vardır. Evet. Aşağıda arılardaki üreme olayları verilmiştir diyor. Sonrasında demiş ki mitoz bölümü arılarda partenogenez ile üreyebilen hayvanlardır. Buna göre verilen bilgilerden hangisi doğrudur? Kraliçe arıda mayoz bölünme ile yumurta oluşumu. Doğru. Erkek arıda mayoz bölünme ile sperm oluşumu. Erkek arıda mayoz olmaz. Yumurta ve spermlerin döllenmesi. Doğru.
genel arılardan bahsettiği için doğru. Sperm ve yumurtanın mayoz ile oluşması. Bir dakika, şu son cümleye takalım. Partogenez kısmını sormuyor değil mi bize sadece? Yok. Tamam. Sperm ve yumurtanın mayozla oluşması. Yumurta mayozla oluşuyor ama sperm erkek arı da kendiliğinden oluşuyor. Mayoz değil oradaki, mitoz. Tamamıyla mitoz. Döllenmemiş yumurtalardan bir kısmının mitoz bölünmeyle gelişerek ergen bireyleri oluşturması. Erkek bireylerin oluşması doğru. Evet. O zaman bize neyi sormuştu bir, burada? 1-3-5. Doğru var galiba. Bu mudur? Evet. Bu da bizim benzer bir görselimiz aslında. Burada muhtemelen varyasyonun olduğu yeri sormuş olabiliriz. Çeşitliliğe neden olan kısım. Bu da en popüler sorulardan bir tanesi. Burada mayoz gerçekleştiği için orada bir çeşitlilik alalım. Evet. Burada da sperm ve yumurta birleştiği için bir çeşitlilik. Döllenme olayı. Başka var mı? Hocam, yok. Full çıktım. D4 ve son. Aşağıdakilerden hangisinde oluşan yeni bireylerin kılısal özellikleri ata bireyden farklı olabilir? Farklı olabilir diyorsa burada eşeyli bir üreme arayacağım ya da eşeysiz olmayan. Bakterilerin ikiye bölünmesi eşeysizdir. Bitti. Ayrı kotunda rizom gövdeyle üreyen yeni bitkiler. Bu muhtemelen tomurcuklanmayla üreme gibi bir şey ya da sporla. Rizom. Sporla üremeydi bu, özür diliyorum. Gül menekşe gibi bitkilerin koparılan dal suda köklendirilmesiyle elde edilen şey bu aşılama değil de vejetatif üreme vejetatif sonuçta. Nihayetinde, eşeysiz. Evet. Toprağa ekilmesiyle. Sen bekle. Sürüncü gövdenin toprağa değdiği yerlerden yeni kökler çıkarak meydana getirir. Bu yine vejetatif ama şu çekirdeğini yani tohum ekmişler. O zaman döllenmiştir o. Evet. Diyoruz ve burada tamamlıyoruz. Bugün de 100 aldık. Bir sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.